Aydın Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu Vali Kerem Al başkanlığında toplandı. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya Muğla Orman Bölge Müdürü Ali Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ve İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Bülent Bulut katıldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Ali Yıldırım yaptığı sunumda özellikle orman yangınlarının %94'ünün insan kaynaklı olduğunu belirterek, Haziran-Ekim ayları arasının orman yangınları için en riskli dönem olduğunu ifade etti. Yani yine istatistiklere baktığımızda orman yangınları bir şey Haziran-Ekim aylarında, yani yılın hangi ayları bizim için riskli olduğuna baktığımızda Haziran aylarından başlığı tabloda da gördüğünüz gibi grafikte, yani Haziran-Ekim aylarında en yüksek maksimum yaptığı noktaya ulaşıyor. Mesela yine Temmuz ayında 11 adet, Ekim ayında 11 adetle maksimum yapmış yangın sayısı olarak. Eylül'de niye azalma var? Ben bu sene öyle geçmiş yani 2012 yılında. Yani bazen bu tabu değil mi yani? Mevsimsel değil yani. Yok bu... Mevsime bağlı bir olay değil yani. Geçen sene Eylül ayında çok fazla yangın görmedik ama bazen Eylül'de de yangın çıkabiliyor ama bu 2012'nin değerlendirmesi genel olarak. Tüm değerlendirmeye de baktığımızda da yaklaşık aynı tablo. Haziran ile Ekim ayı arası bizim için en riskli dönem. Yani Mayıs ayında yangın sezonu başlıyor diyoruz ama yani riskler başlıyor fakat çok fazla riskimiz yok Mayıs'ta. Yine 2012 yılı yangınlarında adet olarak 166'sı saat 10 ile 20 arasında çıkmış. Yani biz saat yönlerinde değerlendirdiğimizde sabah 10 ile akşam 20 arasında daha fazla yangına karşı risk var. Daha fazla yangın oluyor. Bu da yani insan hareketinin fazla olduğu zamanlarda isabet ediyor ve özellikle yangına hassas alanlarda mutlaka işte yan pikniğe girenler veyahut da trafik yoğunluğu olduğu zamanlara denk geliyor. 2012 yılı yangın organizasyonuna baktığımız zaman 400 adet ilimizde 400 işçi, 35 teknik eleman, 20 idare eleman görev yapmıştır. Yine yangında 1 Temmuz 30 Eylül arasında Nazilli Kuyucak'la konuşlarında kiralık helikopterimiz görev aldı. Bu sene de aynı tarihler arasında yine Nazilli Kuyucak'ta helikopterimiz görev yapacak. Burada Nazilli Bozdoğan yangınına bir enstantane aldı arkadaşlar. Bir Nazilli Semaili yangınımız. O yangına siz de teşrif ettiniz efendim. Evet, yangın stratejik planımızda 3 ana unsurumuz var. Önleme, söndürme ve rehabilitasyon. 3 ana başlık altımız değerlendirdiğimizde. Birinci olarak yangın çıkmasına mal olmak için eğitim ve bilgisayarlı çalıştırmalar yapıyoruz. Bunlar yangın sezonu öncesinde yaptığımız faaliyetlerimiz. Söndürme organizasyonunda erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale yapma işimiz. Zaten yangın anında çıkar çıkmaz yangını hemen erken vakitte duyurup ihbar alıp ve erken ve hızlı ve etkin müdahaleye geçiyoruz. Yine yangın sonrasında yanan alanların tamamı yıl içerisinde mümkün mertebe hızla ağaçlandırılarak tekrar yeşillendiriliyor. Önleme çalışmalarımızda yangınla muhatap olmak için eğitim çalışmalarımızı biraz ele alacağız. Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında ilimizde Nazilli ve Aydın işletme büyüklerimiz var. Toplam 17 işletme şefliğimiz var. Bunlar tamamı yangın sezonu öncesinde köy kahvelerinde, köy camilerinde, okullarda farklı toplantılar yapılıyor ve bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor vatandaşlarımızı. Yine Sincap Çocuk Tiyatrosu köylerimizde ve ilçe merkezlerimizdeki, beldelerimizdeki okullarda çocuklarımıza orman sevgisini aşılandırıcı, bilinçlendirici tiyatrolar oynatıyoruz. Bir de Kuşadası'ndan Ağaç Bayramı ile ilgili oradaki okul çocuklarımızla yaptığımız bir savunma planı diye bir plan yaptırdık. Bizim bölge müdürlüğümüz ile Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü, İzmir'de bulunan enstitü arasında bir protokolle tüm ormanlarımızın aktif savunma planını çıkardık ve buna göre günün belli kritik saatlerinde özellikle 11 ile 19 arasında bazı kritik noktalara ekiplerimizi çekiyoruz, orada bekletiyoruz ve seyyar gezdiriyoruz. Genel olarak bekleme noktası belirledik ve o alanlarda ekiplerimizi o noktalarda bekletiyoruz. O özellikle 11-19 arasında yangının en riskli olduğu ve en riskli olan alanlarda bekletiyoruz. Evet, yangına mücadele devamlı hazır olmak amacıyla sömürge faaliyetlerinde görevli olan tüm işçilerimizi, tüm memurlarımızı, teknik elemanlarımızı yıl boyunca eğitimden geçiriyoruz. Bu eğitim çalışmalarımızı belgelendiriyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Aracılığıyla beraber ortaklaşa düzenliyoruz ve belgeli yapıyoruz. Mutlaka eğitimden özellikle arazilerin ileri sürüş teknikleri konusunda, yani arazide nasıl araç kullanacağı, yine ekiplerin arazileri nasıl kullanabileceği, o sulama tekniklerini, yangına müdahale tekniklerini öğretiyoruz. Bu temel amacı yangını aktif
söndürmeye katılan personelimizin hem güvenli olarak yangına müdahale etmesi hem de yangını en kısa sürede bilinçli bir şekilde söndürmesi sağlamak amacıyla tüm teknolojik ve teknik imkanları kullanarak suya ulaşımda bir problem var mı? Okumada gören vesaire var mı ormanlık alanlarda? Evet, onlar geleceğiz. Onda şeyimiz var. 104 adet üretimimiz ve su toplama kurularımız var. Az sonra onları da içeride göreceğiz efendim. Devam edelim. Evet, yangın söz önce ilk böyle öncesi hazırlıklarımızda en önemli 2008 yılında Antalya stratejik planıyla Yardok dediğimiz yangına dirençli ormanlar tesisi projesi. Bugüne kadar özellikle aynı ilinde Dilek Yarımadası ki ormanlar ekipman yönüne Aydın elimizde yangına mücadele etmek gerekiyor. Uçaklar. Evet. Uçağımız bizim Milas Havalimanı'nda var. Şimdi bölge müdürlüğü bana düşünürsek efendim bizim 4 helikopter, 2 uçak var. Artı bir de yönetim helikopterimiz onun üzere. Toplam 7 hava aracımız var. Yani bunların 6 tanesi kiralık, bir tanesi Orman Genelliği'nin kendi aracı. Yalnız yeni ihale yapıldı. 2018 yılında kendi helikopterlerimizi yerleştirdik. Biz de Nazilli'de yine aynı yerde konuşma merkezi yapacağız. Sikorsky helikopterler alındı. Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa 20 adet Türkiye genelde. 4 tanesi bölge müdürlüğümüzle konuşulacak. Fethiye, Marmaris, Milas ve Nazilli olmak üzere 4 noktada zaten öyle kiralık olarak devam eden yerlere aynı yerlere tekrar kendi araçlarımızla şey yapacağız. Uçaklar zaten... Teknik bilgiye vakıf mısınız? Bir helikopter ne kadar su taşıyabiliyor? Efendim, bir helikopter 2,5 ton, bir uçak 4,5 ton su taşıyabiliyor. Bu Bambi paket dediğimiz helikopterin şu altında gördüğünüz şu paketle su atıyor. Biz zaten yangın aktif sönme planında biz az sonra ona geçeceğiz. Su havuzları, su toplama çukurlarıyla biz 5 kilometrelik mesafede bu havuzları kurmaya planladık ama şu anda tam planladığımız şekilde gelmemese de... Sizin de katkı sunuyordu. Bazı yerlerde biz yapıyoruz. Ormanın izniyle alarak bazı yerlerde çalışmalarımız var. Özellikle. Evet, o konuda özelliklerinin desteklerine dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlerin de yardımlarını biliyoruz. Yine devam etmesin. Zaten bir yolda talebimiz olacak bu konuda. Özel idareyle de sizin talimatınızla yine bu havuzların yapılmasında desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca DSE'nin de 1000 günde 1000 gölet projesinde o göletlerden de faydalanacağız. Bizim için bu noktalar yangına müdahaleyi kolaylaştıran noktalar efendim. Özellikle hava araçlarının yangını ne kadar kısa sürede havadan suyu alıp atabilirse o link hattını yani 2 dakikada 3 dakikada bir atabilirse bizim için yangın ilerlemesini durdurma şansımız oluyor. Yoksa çok uzak mesafeden gitgel yaparken attığı suyun etkisi geçiyor, tekrar yeni suyu atıyor. O zaman çok fazla faydalı olamıyor. Çok kısa sürede link hattını kurup 2-3 dakikada bir devamlı atarsa yangın olduğu yerde hapsetmiş oluyoruz ve karadan da müdahaleyle yangını kısa sürede, kısa bir aranda tutabiliyoruz. Diğer yerlerde biraz daha o konuda bu kadar fazla müdahale edilmiyor. Yani aylarca süren mesela Amerika yangınlarını duyduk. İşte hemen komşumuzda yine 15-20 gün sürdü. Yunanistan yangını oldu. Bizde 3 gün yangın oldu. Hem zaten bir de basın mesutlar burada ama hemen bizi defa koyuyor. Yani ne oldu bir yangın büyüdü diye. Biz yani yangınları 1 ve 2 günde söndürme için tüm güçlerimizi seferber ediyoruz. Ve gerçekten de bu konuda başarılıyız. Başka ülkelerde yaptığımız her türlü toplantılarda, protokollerde gelip işte bu yangınlarla ilgili kendi gözlemleriyle bizi takdirle şey yapıyor, yad ediyor. O konuda arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten çok cefakarla çalışıyor ormancı arkadaşlarımız. Toplantı, sorunsuz ve yangınsız bir sezon geçirilmesi temennileriyle sona erdi.